3 dişi aslan. 3 farklı avlanma bölgesinde kendi savaşlarını veriyorlar. Ama hepsinin bir tek amacı var. Hayatta kalmak. Bu onların hikayesi. Bu Moremi. O bir bataklık aslanı. Bu kediler için alışılmadık bir durum. On yaşında. Yani insan ömrüyle kıyasladığımızda yaşı 50'den büyük. Ama bilge ve tecrübeli bir hayvan. Zaten sulak Okavango Deltası'nda avlanmak için de öyle olması gerek. Bu bataklıkta hayatta kalmak için ekip çalışması şarttır. Ve bunun için kalabalık olmak gerekir. Bu Delta sürüsü. Yeterli yaşa geldiklerinde Afrika'nın en güçlü ve tehlikeli yaratıklarından olan bufaloların karşısına çıkacaklar. Moremi sürüdeki dişi avcıların lideri. Ama bu sonsuza dek sürmeyecek. Bu yüzden geçen sene dünyaya gelen yavrular çok geçmeden avlanmayı öğrenmek zorunda. Moremi'nin doğurganlığı uzun sürmeyecek. Bu yavrular muhtemelen sonuncuları olacak. Bu sürü güçlü bir ekip oluşturuyor. Ama kalabalık ve açlar. Hayatta kalmak için birkaç günde bir avlanmak zorundalar. Ve hepsini doyuracak büyüklükte avlara ihtiyaçları var. Taşkın suları, kurak Kalahari Çölü'nün bu bölümünü verimli bir vahaya dönüştürür. Afrika'nın devleri burada su dolu bir harikalar ülkesine, Delta sürüsü ise bol seçeneğe kavuşur. Burada seçenekler boldur ama bazı avlar genelde hızlı ve çeviktir. 130 kiloluk bir hayvanın su dolu bir zeminde avlanması kolay değildir. Aslanlar bu yüzden büyük avları tercih eder. Ve bu da riski arttırır. Zürafalar aslanları tekmeleriyle öldürebilir. Filler onları ezebilir.
Aslanlar bu yüzden bufalo avlamayı tercih ederler. Bu huysuz ve iri hayvanlar küçük bir araba büyüklüğündedir. Ve bir tanesi Moremi'nin sürüsünü doyurmaya yeter. Ama onları avlamak hiç de kolay değildir. Bu savananın zırhlı tümeni. Boynuzları aslanları delik deşik edebilir. Tıpkı aslan sürüleri gibi kalabalıklar halinde bir arada yaşarlar ve saldırılara her zaman karşılık verirler. Moremi onları bulmak için sürüsünü bataklığa yönlendiriyor. Bu yetişkinler için kolay bir iş. Bu suların etrafında büyürlerken uzuvları güçlendi ve sağlamlaştı. Ama yavrular zorlanıyor. İki yaşına geldiklerinde bu ıslak topraklarda kendi başlarına avlanmaları gerekecek. Şimdilik Moremi'nin gözetimi altındalar. Moremi bufalo kokusu aldı. İleride, Okavango'nun sağladığı yoğun bitki örtüsünün arasında bir yerdeler. Aslanlar bufalo avlamaya bir orduyla gelmiş olsalar da buradan canlı çıkmak için akıllı ve sabırlı bir şekilde birlikte çalışmalılar. Yalnızca bir bufalo bile bütün sürüyü doyurmaya yeter. Yavrular güvenli bir mesafede durmaları gerektiğini biliyorlar. Kız kardeşler araziye yayılıyor ve kendilerini belli etmemeye çalışıyorlar. Görevleri potansiyel kaçış noktalarını tıkamak. Moremi bir izdihama neden olacak. Ve kız kardeşler geride kalan bir bufaloyu hedef alacak. Ama Moremi erken fark edilirse sürpriz faktörü kaybolur. Saldırı paniğe neden oldu. Bufalolar doğruca aslan yavrularına doğru koşuyor. Yaklaşık 2300 kilometre uzakta Kenya'da bir başka dişi aslan çok farklı bir hayat sürüyor. Moremi'nin dünyasının aksine burada su yok. Ve her yer ot kaplı. Mara, Moremi'den çok daha genç. 4 yaşında. İnsan ömrüne kıyasla genç bir yetişkin sayılır. İki kız kardeşiyle birlikte yakın zamanda göçmen bir erkek aslanın hakimiyet kurduğu küçük ve dağınık bir aile oluşturuyor. Kalabalık değiller. Ama ekip halinde uyumlu bir şekilde avlanmakta zorlanıyorlar. Hayatları ve gelecekleri belirsizliklerle dolu. Ve hiçbirinin yavrusu yok. Yaklaşık bir yıl önce Mara'nın kız kardeşlerinin iki sağlıklı yavrusu oldu.
Bu yavrular küçülen sürüye ümit verse de beklenen olmadı. Göçmen bir erkek mağaranın babasına meydan okudu. Yaşlı erkek tacını kaybetti ve sürgün edildi. Kız kardeşler yeni erkeğin dikkatini dağıtmaya çalışsalar da yeni doğanları öldürmesini engelleyemediler. Aslanların soylarını korumak için yaptıkları bu hareket Mara'nın ailesine yıkım getirdi. O zamandan beri yeni bir yavruları olmadı. Delta sürüsü gibi güçlü bir grup değiller. Ve burada kalabalık olmak çok işe yarar. Yağmurlar ve bereketli otlar aslanların en büyük avları olan öküz başlı antilopları ve zebraları bölgeye çeker. Bu dünyanın en heyecan verici göçüdür. Ama her biri büyük bir ödül olarak görülen bu hayvanları yakalamak zordur. Sürülerin nüfusu Ağustos ayında doruğa ulaşır. Yaklaşık 2 milyonluk bir orduya karşı 3 dişi aslan. Kız kardeşler yalnızlar. Hayatta kalmak istiyorlarsa birlikte çalışmanın bir yolunu bulmak zorundalar. Uzun otlar tek yardımcıları. Ve her santimetresinden yararlanıyorlar. Öküz başlı antiloplar bufalolar kadar tehlikeli değil ama onların da kendilerine göre silahları var. Keskin boynuzlardan oluşan lejyonlar ve milyonlarca ölümcül toynak. Ama en korkutucu savunmaları sayılarının çokluğu. Bazı antiloplar otlanırken bazıları da en küçük bir tehlike halinde alarm zilini çalmaya hazır bir şekilde nöbet tutuyor. Mara ve kız kardeşleri yaklaşmak için görünmez olmak zorundalar. Menzile girdiklerinde belirledikleri hedefe odaklanmalı ve kitlelerden uzak durmalılar. Hedeflerine ne kadar yaklaşırlarsa başarı şansları o kadar artar. Mara alarmı çalıştırmadan nöbetçileri geçmeyi başarıyor. Kız kardeşlerinden biri karşı kanada yerleşiyor. Mara büyük bir yetişkin antiloba yaklaşıyor. Ama kız kardeşi daha kolay bir hedefin cazibesine kapılıyor. (Gülüyor)
Av sona erdi. Antiloplar artık alarm durumunda. Yeni bir girişimin faydası olmaz. Bir aslan sürüsünün başarılı bir şekilde avlanması, strateji ve senkronizasyon olmadan neredeyse imkansızdır. Ve yavruları olmayan bu aile yok olmanın eşiğinde. Kasım ayında aynı zebra ve antilop sürüleri güneye, Tanzanya'ya, üçüncü bir dişi aslanın bizi beklediği Endutu'ya giderler. Bu Matiti. Güçlü ve bağımsız bir dişi. Diğer aslanların aksine Matiti yalnız avlanıyor. Hiçbir desteği yok. Kendinden başka hiç kimseye güvenmiyor. Ve şansını daha da zorlayacak şekilde mağaradan daha da açıkta. Matiti avını açık alanda kovalamak zorunda. Çoğunlukla genç, yaralı ya da yaşlı olanların peşinde. Ama avlamaya çalıştığı hayvanlar gelişini her yönden bir kilometre öteden görebiliyorlar. Kısa otlarla kaplı bu ovada sürpriz faktörü diye bir şey yok. Üç aslanın arasında işi en zor olan ov. Matiti ağaçların arasına gizlenerek ve sürülerin toplandığı yerleri araştırarak şansını arttırabilir. Mesela su birikintileri gibi. Bir zebra büyük bir ganimet olabilir. Ama Matiti çok dikkatli olmak zorunda. Zebralar hızlı ve güçlü hayvanlardır ve ölümcül tekmeleri vardır. Matiti sabırlı davranmak ve zebraların bacakları suya iyice girene kadar beklemek zorunda. Çamurlu zemin zebra için fazla kaygandır. Morali bozulan aç Matiti ovaya doğru yola çıkıyor ve ezeli düşmanı orada. Sırtlanlar da buranın önde gelen yırtıcıları arasında yer alıyor ve sayıca üstünler. Matiti avını yakaladığında bu leşçilleri tek başına uzaklaştırır.
yasaklaştırmak zorunda kalacak. Bugün onlara göre bir şey yok. Kendi avlarına geri dönüyorlar. Sırtlanlar bilinenin aksine verimli avcılardır. Ve leşle beslenmekten çok birlikte avlanırlar. Özellikle de bu bolluk zamanında. Göç eden zebra ve antilop sürüleri ovalardaki birçok hayvanı besler. Hiçbir şey israf edilmez. Sırtlanların aslanlardan bile güçlü çeneleri vardır. Et ve kemikleri hızlı bir şekilde parçalarlar. Matiti ne pahasına olursa olsun bu sırtlanlardan kaçınmak zorunda. Otlarla kaplı düz ovalar boyunca uzanan bataklıklar, Matiti'nin gerçekten saklanıp dinlenebileceği tek yer. Zayıf bir ses duyuluyor. Çalıların arasında iki küçük aslan yavrusu gizleniyor. Matiti de bir anne. Henüz birkaç haftalık olan yavrular, korunma ve beslenme için tamamen ona bağlılar. Anneleri mutlaka bir av yakalamak zorunda. Yavrularını beslemezse çok geçmeden ölebilirler. Okavango'nun ıslak topraklarında Moremi ve kalabalık sürüsü bufalolar arasında izdihama yol açmışlardı. Bu senkronize ekip geride kalanlardan birini yakalamayı planlıyor. Ama yaşanan kaosta izdiham Moremi'nin yavrularına yöneliyor. Dişi aslan izdihamın yönünü değiştirmek için hızla bir kalkan inşa ediyor. Yavrularını ateş hattının dışına alan Moremi, savunmasını saldırıya dönüştürüyor. Sürü onu korumaya gelmeden önce bu bufaloyu yere indirmesi gerek. Bufalo yardım istiyor. Ama kız kardeşler sürüyü uzak tutarak Moremi ve diğerlerine onu öldürmeleri için zaman tanıyor. Bufaloyu üç dişi aslan ancak yere indiriyor. Moremi avının boynuna yapışarak onu susturmaya ve boğmaya çalışıyor. Sürünün geri çekilmekten başka yapacak bir şey yok. Bu kız kardeşlerin başarısının anahtarı takım çalışması. Sarsılan aslan yavruları saklandıkları yerden çıkıyorlar. Bu yarım tonluk bufalo herkesi bir hafta doyuracak. Şu anda hayat güzel. Ama bataklık suları çekilince av hayvanları da azalacak. Moremi şimdi bunu bilmiyor. Ama delta sürüsünün başı yakında ciddi şekilde derde girebilir.
Ekim ayında zirveye ulaşan kurak mevsim, Okavango'yu iyice etkisi altına almaya başladı. Sular hızla çekiliyor. Hayvanlar bölgeyi terk ediyor. Bolluk zamanı sona erdi. Kalanlar ya hayatta kalmak için ortama adapte olacaklar ya da leşçillere yem olacaklar. Moremi'nin sürüsü açlıkla yüz yüze. Suların çekilmesiyle birlikte favori avları da ortadan kayboldu. Azalan enerjilerini korumaya çalışıyorlar. Açlık en kötüsünü açığa çıkarıyor. En değerli varlıkları yıkılmalarına neden olabilir. Beslenecek çok fazla boğaz var. Moremi'nin yavruları en kırılganları. Et olmazsa süt de olmaz. Sağlıklı ve semiz yavruları gün geçtikçe eriyor. Yakında yemek yemezlerse, delta sürüsünün geleceği yok olabilir. Keşif görevinden dönen Moremi, sürüye yeniden hayat veriyor. Ama eli boş. Bölgede avlayacak hayvan bulmak çok zor. Sürü biraz daha zayıflarsa avlanamaz hale gelecek. Ufukta bir seçenek göründü ama bu çok riskli. Devlerden oluşan bu sürü çok sevdikleri bufaloların 3 katı büyüklüğündeki hayvanlardan oluşuyor. Aslanlar nadiren bu büyüklükteki hayvanları avlar çünkü güçleri ve aşılmaz savunmaları nedeniyle onları öldürmek neredeyse imkansızdır. Ama olağanüstü koşullarda olağanüstü kurallar devreye girer. Bu anneler ve yavruları çölde yüzlerce kilometrelik bir yolculuk yaptılar. Bir kale gibi ilerliyorlar. Fil avı güçlü bir aslan sürüsü için bile son derece risklidir. Ama Moremi ve Delta sürüsü ya avlanacak ya da ölecekler. Kenya'daki küçük sürünün başı da dertte. Erkek aslanın gelişinden beri yavruları olmadı. Dişilerin doğurganlığının lider değişikliğinden sonra azalması yaygın görülen bir durumdur. Ve Mara'yla iki kız kardeşi yeni yönetime uyum sağlamak için acele etmiyorlar. Aksine sürünün büyümesini engelliyorlar. Bu küçük ekibin av seçenekleri delta sürüsünün tersine çok geniş. Ama bir öküz başlı antilopu avlamak için bile birlikte çalışamıyorlar. Çoğalamaz ve avlanamazlarsa durumları daha da kötüleşecek. Güzel bir ziyafet morallerini yükseltebilir. Göç, güneye doğru ilerledikçe av hayvanları da azalıyor. Yakında avlanamazlarsa çok geç kalacaklar. Mara yalnız avlanması gerekse bile pes etmeyi reddediyor. O yetişkin bir antilopu devirecek kadar güçlü ve tecrübeli. Kız kardeşleri onu kenardan kayıtsızca izliyor.
yalnız avlanmak zordur. Ve başarısızlık durumu daha da zorlaştırır. Ama kötü talihleri yakında değişebilir. Mağaranın kız kardeşi kızışma döneminde ve çiftleşmeye hazır. Yeni yavrular bu küçük sürünün yeniden inşa edilmesini sağlayabilir. Ama önce erkeğin onu kabul etmesi gerek. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Ama erkek aslan ikna olmadı ve dişinin yavrularını o öldürmüştü. Ovadaki sürü beslenmez ve çoğalmazsa hayatta kalamaz. Tanzanya'da Endutu'nun kısa otlarının arasındaki bataklıkta saklanan yalnız dişi aslan Matiti, küçük yavrularıyla vakit geçiriyor. Bütün hamile aslanlar gibi Matiti de doğum yapmak için sürüsünden ayrıldı. Burada yavrularını sırtlanlar gibi tehditlerden ve hatta kendi ailesinden koruyabilir. Tutkulu teyzeler ve aşırı heyecanlı kuzenler yeni doğanları kolaylıkla incitebilir. Ama en büyük tehdit babaları. Babaları onları kendi yavruları olarak görmezse öldürebilir. Ama şimdi daha yakın bir tehditle karşı karşıyalar. İlk 3 ayda tamamen anne sütüne bağımlılar. Ve annelerinin et yemesi gerek. Matiti mutlaka avlanmak zorunda. Yavruların hayatı buna bağlı. Ama önce onları buradan götürmek zorunda. Sadece birkaç haftalık olan yavrular, özellikle de anneleri avlanmak için gittiğinde hayli savunmasızlar. Matiti, yuvalarının yerini her ay birkaç kez değiştirerek yırtıcıların koku almasını engellemeye çalışıyor. Sırtlanlar onu fark ederse afiyetle yerler. Açlıkla birlikte aslan yavrularının %80'i ikinci senelerine ulaşamıyorlar. Matiti'nin yavruları yürüyebilecek kadar büyükler. Ama yavaş ilerliyorlar. Özellikle de suya girdiklerinde.
Bu bataklıktaki bazı yerler yavruların tek başlarına karşıya geçemeyecekleri kadar derin. Matiti yavrularını enselerinden tutarak içgüdüsel bir refleksle rahatlayıp sakin kalmalarını sağlıyor. Bu durum yavruların annelerinin 10 santimlik keskin dişleri tarafından kazayla yaralanmalarını engelliyor. Matiti yavrularını birer birer karşıya taşıyor. Bataklığın bu kısmı yavruları yeterince gizleyecek nitelikte ve görünüşe göre yeni gelenler sadece onlar değil. Mağaranın ovalarından ayrılan öküz başlı antiloplar ve zebralar şimdi Matiti'nin yanındalar. Bu yolculuk sırasında doğum yapan anneler de var. Ayakta durmakta güçlük çeken zayıf yeni doğanlar mükemmel bir hedef oluşturuyor. Matiti'nin büyük bir şeye ihtiyacı yok. Böyle bir şey yeterli. Ve onun bataklığına doğru ilerliyorlar. Karar veremiyor. Fırsatı kaçırmış olabilir. Ama bataklıktan telaşlı bir ses yükseliyor. Şans yüzüne gülüyor. Bu küçük bir hayvan ama tam ona ve yavrularına göre. Anne geri döndü. Ve yavrular ilk defa etle besleniyor. Bu yemek Matiti'nin yavrularının hayatta kalma şansını artıracak ve ona tükenen rezervlerini doldurma fırsatı sunacak. Matiti bu yeni av noktası sayesinde göç yeniden kuzeye hareket edene ve yavrular sürüye dahil edilecek kadar büyüyene dek bol yiyecek bulacak. Ama eğer babaları bu erkek aslan yavrularını sahiplenmezse, her şey sona erer. Yaklaşık 2300 kilometre batıda, Okavango Deltası'nda, Moremi ve kalabalık sürüsü açlıktan ölmenin eşiğine geldi. Kalabalık nüfusları onları o kadar çaresiz bir duruma getirdi ki, devlere meydan okumak zorunda kaldılar. Dört tonluk yetişkin bir fil, Moremi ve av ekibi için bile çok tehlikeli.
3 metrelik boyuyla bir aslanı kolayca ezebilir. Ve bufalolar gibi filler de kavgadan nadiren kaçar. 2 metrelik dişleri ve kaslı hortumlarıyla delta sürüsünü kolayca halledebilirler. Ama fil yavruları makul bir hedef olabilir. Sürü yavruların etrafında geçilmez bir duvar oluşturmadan önce içlerinden birini ayırabilirlerse bir şansları olabilir. Tuzak kurmanın vakti geldi. Her zamanki gibi Moremi önden gidiyor. Ve kız kardeşler araziye dağıldı. Bu uzun otlar sayesinde görünmeden ilerliyorlar. Filler durumdan şüphelendi. Ya şimdi ya da hiç. Sürü paniğe kapıldı. Bir grup fil yavrusunun kaosta uzun otların arasında kaybolması, Moremi ve kız kardeşlerine onları sürüden ayırma fırsatı veriyor. Bazıları biraz fazla büyük. Ama sonra mükemmel bir hedef görüyorlar. Filler yeniden bir araya geldi ama artık çok geç. Onların talihsiz kayıpları aslan sürüsünün kurtuluşu oldu. Bu yiyecek aslanları 2 hafta beslemeye yeter. Ve eğer fillerin şifresini çözebildilerse aileleri daha da büyüyebilir. Delta sürüsünün geleceği şimdilik güvende. Bu arada doğuda, Kenya çayırlarında, mağara böyle güçlü bir ekipten yoksun durumda. Ve 2 kız kardeşiyle uyumlu bir şekilde avlanmakta güçlük çekiyor. Bu uzun otların sağladığı gizliliğe rağmen, ürkek antilop sürüleri onlardan her zaman bir adım önde gidiyorlar. Farklı bir oyun denemenin vakti geldi. Mara pozisyon almak için kız kardeşlerinden ayrılıyor. Kardeşlerin görevi antilopları otların arasında saklanan mağaraya doğru sürmek. Herkes hazır. Sürü araziye dağılıyor. Kız kardeşlerden biri antilopları doğruca mağaraya sürüyor. Thank you.
kimsenin dikkatini çekmeyen sessiz ve hızlı bir ölüm. Mara gücünü toplayarak ganimeti erkek aslana götürüyor. Sürünün lideri yemeğini bekliyor. Mağaranın sunduğu hediye erkeğin dikkatini çekiyor. Ve üstelik mağara kızışma döneminde. Mara yine de dikkatli olmak zorunda. Kız kardeşi dişler ve pençelerle karşılanmıştı. Erkek aslan mağaranın teklifini kabul ediyor. Mara anne olduğunda birçok zorlukla karşılaşacak. Ama şimdiye kadar hayatta kalmayı bildiğini kanıtladı. Güneyde Endutu'da yaşayan yalnız dişi aslan Matiti ve yavruları hareket halindeler. Matiti doğum yapmak için sürüsünü aylar önce terk etmişti. Ve artık yavruları aileleriyle tanıştırılacak kadar büyüdüler. Matiti onları korumak için gücünün yettiği her şeyi yaptı. Ama şimdi kaderlerine, sürünün karar vermesine izin vermek zorunda. Matiti kız kardeşlerine geri döndüğünü haber veriyor. Yavrular ilk kez teyzelerinden biriyle karşılaşıyor. Ve Matiti'nin kız kardeşi onları sürüye götürüyor. Kısa bir tanışmadan sonra yavruların babalarıyla karşılaşma vakti geliyor. Babaları yavrularını sahiplenmezse her şey sona erebilir. Baba yavruları kabul etti. Ama şanslarını zorlamamalılar. Babaları bu iki küçük erkeğin kendi bölgesinde kalmalarına müsaade edecek. Ama yavrular 3 yaşına geldiklerinde kendi sürülerini kurmak için dışarı atılacaklar. Matiti ve yavruları o zamana kadar evlerinde güvenecekler.